بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيزلر، الله حق عز وجلنين مؤمن مسلمان بندسي بولغانليغيمز үчүн اللهغا شكرانالار айтамыз. الله حق عز وجلغا ايمان келтиргенлигимиз үчүн الله حق عز وجل بزنه مؤمن قلب yaratganligi үчүн الله شكرانالار айтамыз. محمد صلى الله عليه وسلم امت قلب yaratganligi үчүн الله شكرانالار айтамыз. Çünkü Allah bizni sevgenliği için hem bizni mümin, Müslüman kılıp yarattı. Allah Hak Azze ve Celle siz bilen bizni şu kadar sevdi ki azizler, biz bunu tasavvur ham kılalmıyız. Sevgenliği için hem bendelerini, günahlarını keçirip, günahlarımızı satır kılıp baradı. Lekin bendeyken biz bazen acizlik kılamız, bazen şeytan aleyhi lanını yolu yürüp koyamız, günahlar kılıp koyamız. Allah günahlarımızı keçirsin. Şunun için ham biz Allah Hak Azze ve Celle'ye kuprah istiğfara etişimiz gerek. Estağfirullah. Allah'ım, beni mağfiretinge algin. Beni günahlarımı keçirgin. Ben bir aciz bendeymen. Öyle bilmezsen kılayatken günahlarımını uzun af etkin deyip Allah diye istiğfar etip barışımız gerek. Mana şu istiğfarımız bizim günahlarımızı yuvup duradı. Peygamberimiz aleyhi salatu vesselam uzları hem bir günde bir neçe marata belep istiğfar etişliklerini aytadılar. Aslında Resulümüz aleyhi salatu vesselam her kandı günah kılıçlıktan pakdırlar. Cennetteki makamları hem anık bulsa. Lekin Resulümüz aleyhi salatu vesselam deki zat bir günde 100 marta istiğfar etseler. Bunda biz nega etmeylik? Boshingizga g'am keldimi aziz birodar, istig'for ayting. Qarzingiz ko'payib, kechalari uxlay olmayapsizmi? Unda istig'for ayting. Birovlarda haqqingiz bor, ola olmay diqqat bo'lib yuribsiz. Istig'for ayting. Aziz opa-singlim, go'zal qizim, farzand ko'rmayapsizmi? Ko'zingiz namlanyaptimi? Nega farzand ko'rmayapman deb diqqat bo'layapsizmi? Istig'for ayting. Hamma mana shu g'am va tashvishlarni kaliti bu istig'for. Musa alayhissalom davrlarida odamlar har qancha duolar qilsa ham yomg'ir yog'madi. Oxiri odamlar kelib, "Ey Musa alayhissalom, biz bilan birga chiqib duo qilishing, shoyat Alloh bizga yomg'ir bersa duo qilib bering" dedilar. Musa alayhissalom butun xalqi bilan, qavmi bilan bir sahroga chiqib, Allohga duo qilib yomg'ir so'radilar. Lekin Alloh bir tomchi ham yomg'ir yog'dirmadi. Hayron bo'lgan Musa alayhissalom, "Ey Robbim, nega duoyimizni qabul qilmayapsan?" dedi. Shunda Alloh haqqo va jalla, "Ey Musa alayhissalom, seni mana bu turgan ummatingni ichida menga 40 yildan beri gunoh ma'siyat qilib turgan odam bor. Modomiki mana shu gunohkor banda ichingizda turar ekan, sizlarni duoyingizni qabul qilmayman" dedi. Qarang azizlar, bitta gunohkor sabablik mana shuncha odamni duosi qabul bo'lmas ekan, o'zini duosi qanday qabul bo'lsin? Agar biz atrofimizga qaraydigan bo'lsak, ehtimol atrofimizdagi odamlarni duolarini qabul bo'lmasligiga biz sababchidirmiz deb o'zimizga baho berishimiz kerak. Gunohkor o'ziga emas, atrofiga ham ta'sir qilyapti. Duo qilyapti, duosi o'tmayapti. Alloh haqqo va jalla aytdi Musa alayhissalomga, "Qavmini ichida 40 yildan beri menga gunoh qilib yurgan odam sabab duolaringiz qabul bo'lmaydi." Shunda Musa alayhissalom qavmiga o'girilib aytdiki, "Ey qavmim," dedilar, "sizni ichingizda 40 yildan beri Allohga gunoh ish qilib yurgan bir kimsa bor ekan. Mana shu sabab Alloh bizni duoyimizni qabul qilmayapti. Iltimos, chiqib keting," dedi. Kim chiqadi azizlar bunaqa holatda? Agar kimdir chiqadigan bo'lsa, xalq unga nafrat ko'zi bilan qaraydi. O'shlar ichida haqiqatda ham 40 yildan beri o'sha gunohni qilib yurgan odam turgan ekan. U odam o'ylanib qoldi. Hozir men chiqsam, odamlar nafratiga qolaman, qo'li bilan ko'rsatadi. Shu sabab bizni duoyimiz qabul bo'lmayotgan ekan, dedilar. Agar chiqmasam, duo qabul bo'lmaydi, yomg'ir yog'maydi, nima qilaman, dedi-da Alloh haqqo va jallaga bo'ynini egib, hech kimga bildirmasdan, qalbi bilan ko'ziga yosh olib, "Ey Robbim, mehribon Allohim, 40 yildan beri gunoh qilib kelmoqdaman. Lekin Robbim, 40 yildan beri mana shu gunohlarimni hech kimga bildirmasdan meni to'sib kelding. Bugun meni tavbamni qabul qil. Men senga istig'for aytaman. Gunohlarimni kechirgin ya Robbi. Meni sharmanda qilmagin va bizlarni duoyimizni qabul qilgin," dedi. Shu zahoti osmonda bulut ko'rildi.
va butun xalqni ustida yomg'ir yog'a boshladi. Musa alayhissalom hayron bo'lib, "Ey Robbim, bu qanday hol? Hozirgina gunohkor bor, yomg'ir yog'maydi, duosini qabul qilmayman degan eding-ku?" dedi. Alloh azza va jalla, "Ey Musa alayhissalom, u bandam istig'for aytdi, tavba qildi. Men uni tavbasini qabul qildim," dedi. Shunda Musa alayhissalom, "Ey Robbim, u banda kim ekan? Men uni bir ko'ray," dedi. Alloh azza va jalla, "Ey Musa, 40 yil menga gunoh ishlarini qilib yurganda sir saqlagan bandamni endi men uni tavbasini qabul qilganda senga oshkor qilaymi?" dedi. Robbimizning mehribonchiligi azizlar. Istig'for aytsak, duo qabul bo'lar ekan. Shuning uchun ko'proq istig'for aytishimiz kerak. Qanaqa g'amimiz bo'lsa ham, chunki Hasan al-Basri rahmatullohi alayhi oldilariga odamlar turli tashvishlar bilan keldi. Kimdir bola ko'rmayapman deb keldi, kimdir qurg'oqchilik, kimdir bundoq. Hammalariga bir xil javob bergan ekanlar. Istig'for ayting deb. Ha azizlar, istig'for rizqimizning kalitidir. Istig'forlarning eng ulug'i, eng sayyidi, sayyidul istig'for payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam tomonidan bizga o'rgatilgan. Agar kim buni kunduzi aytib kechqurun olamdan o'tsa, kechqurun aytib kunduzi olamdan o'tsa, u albatta jannatga kiradi. Rasulimiz alayhissalotu vasallam bu istig'forni bizga o'rgatganlar. U quyidagi istig'fordir. Sayyidul istig'forni sizlarga ham eslatib qo'ymoqchimanki, ko'proq aytaylik. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يعني ما نصيش لك يا اللهم سين من بروارد يارمسن سينن بشق إلهيو meni yaratding, xalq qilding va men seni qulingman, bandangman. Men senga bergan va'damda va senga bergan ahdimda qodir bo'lganimcha turibman. Qilgan narsalarimning yomonidan seni noming bilan panoh tilayman. Menga ato qilgan ne'matlaringga iqror bo'ldim va yana gunohlarimga ham iqror bo'ldim. Meni gunohlarimni kechir, chunki sendan boshqasi gunohlarni kechira olmaydi. Mana bu azizlar, sayyidul istig'for. Mana shu duoni ko'proq aytish kerak. Agar farzand umidida farzand ko'rmoqchi bo'lib yurgan oilalar farzand ko'rmayotgan bo'lsalar, er va xotin kelin-kuyovlar tahoratli bo'lib, yig'lab ko'zlariga yosh olib, mana shu istig'forni ko'p-ko'p aytsinlar. Inshaalloh Alloh ularga farzand ato qiladi. Va bu farzandlarining quvonchi bilan xonadoni fayzi barakotga to'ladi. Qarzdorlar, bemorlar, hojatmandlar hammasi istig'for aytish kerak. Alloh sizu bizlarni istig'forimizni qabul aylasin.